Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Huawei Watch GT 2i akıllı saatini tanıtıyorum. Saatin kutusu oldukça şık. Kendisi de gayet şık. Bu arada bir elimle videoyu çekip diğer elimle de saati tanıtacağım. Evet, saatimizin kordonu arı peteği desenli. 4 adet kordon rengi vardı. Siyah, kırmızı, beyaz ve bu renk. Ben bu rengi seçtim çünkü siyah çok klasik duruyor. Kırmızı ise ben tercih etmiyorum. Beyaz ise sanki çocuk oyuncağı gibi duruyordu. Evet, saatimiz ve kutudaki diğer aparatlar. USB kablosu, USB-C olduğunu belirteyim. Diğer bir aparat da gördüğünüz gibi saatin şarj edilebilmesi için yuvarlak bir aparat telefonun alt kısmına takılıyor. Yine USB-C girişli. Ve 2 adet kılavuzumuz var. Birisi garanti kartı. Diğeri ise hızlı başlangıç kılavuzu diyelim. İşte bir nevi telefonun şarj aleti. Şarj olabilmesi için bunu telefonun alt kısmına takıyoruz ki gördüğünüz şekilde iki metal ucu var. Bunlar pat diye telefon arkasına oturuyor. Yani yanlış takma olasılığınız yok. Takmaya çalışırken tek elle bile gayet kolayca bakın pıt diye kendisi döndü. Şimdi kabloyu takıp nasıl şarj olduğunu görelim. Yine tek elle uğraşmaya çalışıyorum. Evet ve taktım. Şimdi ters çevirip bakalım. İşte cilt sağlığı için saati ve kayışı temiz tutun. Deri kayışı suyla temizlemeyin mi yazıyordu? Evet, şimdi saatimizin özelliklerine bir bakalım. Biraz önceki gördüğünüz temayı değiştirdim. Şu an analog bir tema seçtim. Saat biçimi. Evet, nabzınızı ölçüyor. Şu an kolumdan çıkarttığım için canlı olarak üstte gözükmüyor. Stres modu. 52'de şu an. Hava durumu. Ve günlük aktivite. Bugün şu ana kadar 5254 adım yürümüşüm. 30 dakikalık aktivite spor şeyi bir bölümü veriyor. Ben 13 dakikasını tamamlamışım. Bir günde ise 12 saat boyunca saatte 1 dakika da olsa ayağa kalkma süresi vardı. Orada da 13 gördünüz biraz önce. Ve yine uyku. Kaç saat uyku uyudum yazılıydı. Şimdi evet. Parmağınızı yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde ayarlar bölümü, rahatsız etme modu, telefonumu bul, ekran açımı ve alarm butonlarını göreceksiniz. Ve evet, telefonum bul deyince telefon çalıyor. İngilizce olarak I am here diyor. Yani telefonunuzu kaybetme durumunuz yok. O özelliği etkinleştirdiğinizde direktmen saat telefonunuzu çaldırıyor. Ayarlar sekmesinde titreşim gücü, ekran aşımı, ekran parlaklığı, rahatsız etmeyin. Aşağı düğmesi ayarlıyorsunuz. İsterseniz alarm, isterseniz aktivite, isterseniz uyku moduna direkt geçiş butonu. Sistem ve hakkında gördüğünüz gibi Huawei GT 2i. Yasal bilgiler. Evet, sola kaydırarak ana sayfaya gelebiliyorsunuz.
Sağ üstteki buton işte aktivite verilerinin olduğu yere geçiyor ve diğer ayarlara. Kalp ritmi. Bakın. Evet, bu kanınızdaki oksijeni ölçüyor. Normalde evet kola takıyoruz bu şekilde. Ölçülüyor. Sabit durum yazılı. Normalde çıkan sonuç bende %98 civarı çıkıyor. Zaten %90'ın üstündeki sonuçlar normal. Ama ben tabii koluma atım takmadığım için, emanet taktığım için şu an biraz eksik çıkabilir. Çünkü tam algılamıyor olabilir. Evet, %89-90. Koluma tam takma, tam temas etmemesi halinde bile, yani şu an %90 bir ölçüm gösteriyor. Dediğim gibi %90'ı ve gördüğünüz gibi %90 ve üstü normal sayılıyormuş sağlık kurullarınca. %91. Yine alt tarafta da ölçülüyor yazıyordu. Nabzı da ölçüyor. Evet, burada biraz ne dediğim, geniş özellikler, 217 kalori yakmışım, yaklaşık 4 kilometre yol yürümüşüm, bunun 137 metresi yukarı tırmanış. Bu da dediğim gibi günlük aktivite, günlük 12 saat, en az saatte bir de olsa ayağa kalkıp hareket etmeniz lazım. Aktivite, aktif saatler. Evet, uyku 5 saat 33 dakika oyuna uyumuşum, 4 saat 55 dakikası uyku, 38 dakikası kısa uyku. Stres modu en yüksek 61, en düşük 15 çıkmış. Evet, burada gözüküyor rahatlamak güzeldir falan filan açıklamasını da yapıyor. Yine nefes egzersizleri var. Bir stres anında veya gıcık olduğunuz birini gördüğünüz anda sinirleniyorsunuz ya, işte o zaman bunu uygulamaya başlayabilirsiniz. Nefes al, nefes ver birkaç saniye. Bu yaklaşık 30 ila 1 dakika arası sürebilir yani. Bu şekilde daha kendinizi zen hissediyormuşsunuz. Diğer özellikler müzik. Saatten telefona müzik çaldırma özelliği, barometre, altimetre, pusulamız da var. Kalibre etmek için saatinizi 8 yönünde çevirin. Evet, pusulamız. Güney, kuzey, doğu, batı da diğer tarafta. Kronometre, zamanlayıcı, alarm, el feneri. Evet, el feneri özelliğimiz de var. Aktivite seçenekleri, egzersiz, aktivite kayıtları yine. Bunları biraz önce gördük. Hızlıca geçiyorum. Ve şimdi size saatimizin temalarını kullanabileceğimiz şekilleri göstereyim. İlk başlarda ben bunu kullanıyorum çünkü bunda gayet hemen hemen bütün özellikler bir ekranda var. Hava durumu, stres modu 52, bataryanın durumu, yaktığım kalori ve yürüdüğüm adım. Evet, isterseniz bu şekilde var. Birçok tema ekleyebiliyorsunuz. Bakın birkaç saniye içinde takım yıldızların şekli değişiyor. Yine bunda batarya ve adımları görebiliyoruz. En üstte de hava durumu ve nabzımızı görebiliyoruz bu temada. Bir başka tema. Analog saat, dijital saat var. Bu da spor arabaların, spor arabalardan esinlenmiş bir tema.
Basit siyah. Bu da basit bir analog tema. Kalori ve adımları gösteriyor sadece. Evet, bu da gayet hoş. Dijital saat. Nabız ve kalori, yaktığımız kaloriyi gösteriyor. 24 saat modu. Analog. Batarya. Atılan adımı gösteriyor. Ve bu da bayağı bir detaylı, yine bir tema. Saat, attığımız adım, yaktığımız kalori. Evet, ilk başlarda bunu kullanıyordum. Ama dedim artık biraz daha basit olsun, analoga geçeyim dedim. Ve analogda. Bunda ise sadece batarya ve attığım adım gözüküyor. Ve tabi de tarih. Diğer özelliklere doğal olarak diğer menüden geçebilirsiniz. Kaç kalori yaktınız? Kaç adım yürüdünüz? Diğer kan nabız ölçüsü falan, hepsini diğer menülerden görebiliyorsunuz aktivite kayıtlarından. Evet, burada da yine sensörleri gösteriyor. 4 adet sensör ve mıknatıs yeri var şarj olabilmesi için. Telefonun tüm özellikleri açık iken 12 gün kullandım bir şarjla.